Dostlar merhabalar. En son uçağımızı hatırlarsınız arkadaşlar. Preliminary Preflight'ini yapmıştık. Preliminary Preflight'ten sonra arkadaşlar demiştim ki bir sonraki videoda inşallah AP'yi çalıştıracağız. Şimdi arkadaşlar AP'yi çalıştırdık, tamam mı? AP'yi çalıştırdıktan sonra hızlıca yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar AP ile alakalı size çalıştırmadan önce vermem gereken ilk bilgi şu. Arkadaşlar AP'yi çalıştırmadan evvel eğer yapmadıysanız mutlaka fire test yapmak zorundasınız. Bu bir. İki. AP'yi çalıştırmadan önce yapacağım ikinci şey şu arkadaşlar. AP'yi main tank One, yani sol kanattaki ana tankı kullanıyoruz. Oradan yakıt alıyoruz. AP biliyorsunuz bir aslında jet motor. Dolayısıyla bir yakıta ihtiyacı var ve bu yakıtı aldığı yerde arkadaşlar sol kanattaki depo. Dolayısıyla özellikle uzun zamanda AP kullanımlarında, tamam mı? Hani kısa zaman kullanacaksınız belki çok problem olabilir ama şuradaki fuel pump arkadaşlar bir 10 yapar. Şöyle ben bir tabii ne yaptığımı ben de bir göreyim. Evet. Şunu bir 10 yaparız, tamam mı? APU beslensin diye. Sonra dostlar geliriz pedestale. İnşallah geleceğiz. Evet, pedestale geldik arkadaşlar. Gelebildik. Fire test için ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şu overhead detektörlerin A ve B dediğin normalde olduğunu, bunun da normalde olduğunu görüyoruz. Sonra bakın şurada test switchler var, görüyor musunuz? Bir tane test switch. Fault in off diye. Şunu tutuyoruz arkadaşlar, sağa çekiyoruz. Bakın, fault, APU detector, APU detection inoperative. Tamam, bu ışın yandığını görüyoruz. Sonra şöyle değiştirebiliyor muyum? Harika, değiştirebildiğime göre çok sevindim değiştirebildiğime. Bakın arkadaşlar, ayrıca master caution, overhead detector oldu mu ise 4 tane ışık. Bunu şu master caution aynısı bir de FO tarafında yandığını düşün. Oldu mu ise 5 tane ışık. Bakın, FO tarafındaki master caution 1, bu 2, bu 3. Bir de ne dedik arkadaşlar? Şuradaki bizim kendi panelimize yanan iki tane ışığı da sayarsak bakın fault in AP detektörü toplam 5 tane ışığın yandığını göreceksiniz arkadaşlar. Bıraktığınız zaman spring loaded bir switch'tir. Bu tekrardan şey nötralize olur, tamam mı? Yaktığınız zaman bunların yandığını göreceksiniz. Peki şimdi aksiyon geliyor. Şimdi sağ tarafa bastığım anda arkadaşlar ilk önce gördüğünüz gibi şeylerin yandığını göreceksiniz. Bakın 1 APU, 2 switch, 2 fire switch, 2 ikinci motor, 3 4 5 wheel bell'le beraber 6. Gelelim şimdi şeye. Evet arkadaşlar, 6. Bakın burada fire ışığı yanıyor 7, master caution yanıyor 8, overhead detector yanıyor 9. Fire warning ve master caution aynısı FO tarafında yanıyor. 11 tane ışığın da yandığını burada göreceksiniz arkadaşlar. Bıraktığınız zaman söner. Sesi de kesilir. 11 tane ışığın da arkadaşlar burada yandığını göreceksiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar fire testimizi yapmış olduk. Işıklarımız yanıyor. Yani bir yangın anında sistemlerimiz aktif mi? Bunlar bizi korur mu? APU'da bir yangın çıksa, APU'nun switch'inde bir yangın uyarısı bize gelir mi? Bunları görmüş olduk. Aynı zamanda şimdi peki yangın çıktığında tamam uyarı gelir ama peki söndürebiliyoruz mu? Bakıyoruz, evet 3 tane yeşil ışığın yandığını gördük bakın. Biraz zoom in yapayım arkadaşlar. Şunlar da extinguisher'ların testi, tamam mı? Şunlar da extinguisher testi abi. Tuttuk, sol tarafa aldık, evet. Birinci motor için yaptık. İkinci loop'unda yandığını gördük arkadaşlar. 3 tane de her tarafta görmüş olacağız bu şekilde, tamam mı? APU'nun bir tane botlu var discharge edebileceğiniz arkadaşlar. Motorların iki tane var. Discharge edebileceksiniz. Sola çevirdiğiniz zaman bir tane, sağa çevirdiğiniz zaman bir tane, left ve right olmak üzere. Ama APU'nun gözüküyor bir tane yangın söndürecek botlu mevcut. Şimdi arkadaşlar ne yaptık şimdi? Hemen overhead panel'e bir daha dönelim. Gelebilirsek inşallah. Evet geldik. Şu arkadaşlar pump'ı açmıştık, fuel pump'ı. Şimdi APU'yu çalıştırıyorum arkadaşlar. APU'yu çalıştırmak için ilk yapacağımız şey tabii ki ne olacak arkadaşlar? APU'yu 10 yapacağız değil mi? APU'yu bir 10 yapalım. Direkt start'a mı aldım? Ne yaptı acaba? Evet. APU'yu 10 yapacağız arkadaşlar. APU'yu 10 yapınca low oil pressure ışığı burada gelecek arkadaşlar. Low oil pressure ışığı buraya geldiği zaman bundan sonra sönmesini bekliyorum bir de sonra. Tamam, evet. Şunun sönmesini bekliyorum dostlar. Beklemezsem olur ama neyse. Şimdiye kadar sönmüş olması gerekiyor. Değil mi diyeyim ben? Sonra arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Tutuyorum diyorum ki start. Şurada, şimdi gördüğünüz gibi bakın, bakın şu EGT görüyor musunuz? Bakın şu ABB'nin EGT'si. EGT ilk önce gidecek, şurada işte yaklaşık olarak 800 Celsius'lara kadar çıkacak. İyice bir ısınıyor arkadaşlar, bayağı bir ısınıyor EGT. Exhaust gas temperature'ı. Böyle 700-800 derecelere kadar çıkıyor ilk önce EGT. Tamam mı? Bak, inanılmaz çıkacak böyle bir. Gördünüz mü? 800 dereceleri geçti hatta. Sonra arkadaşlar 400 derecelerde stabil olmasını bekliyoruz. Biz motorların EGT'lerinde de bunu bekliyoruz arkadaşlar.
Yani 400 derece civarlarında stabil olmasını bekliyoruz. Motorlar. Yani bunlar aynı şey jet motoru. Bunlar bu şekilde stabil olmalarını bekliyoruz. Peki. 400'ler civarına indi. Çok güzel. Şimdi dostlar bakın. Oo, bakın ne oldu. APU, Gen of Path, ışığı yandı. Bu ne demek biliyor musunuz? APU'nun dönüm hızı, %95'in RPM'i, APU'nun RPM'i arkadaşlar, %95'in üzerine çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkçesi şu. Ben artık sana elektrik verebilecek duruma geldim. O yüzden sana bright bir APU, Gen of Path ışığını yakıyorum. İstersen al kullan. Ben diyorum ki, neden olmasın? Artık arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim size. Ground Power Available ışığı yeniden yandı, görüyor musunuz? Niye yandı? Çünkü artık AC elektriği bana veren şey APU arkadaşlar. Tamam mı? Ground Power'dan artık elektrik almıyorum. Bunu enable etmem demek. Ground Power'ı disable etmem demek. Ben bu elektriği disable eder etmez diyorum ki artık. Şu APU'm çalışır durumda arkadaşlar. Hemen ilk yapacağım aksiyon şu. Hemen İşte kaptan olarak diyor ki, kaptan bunu yapıyor. İşte ground cockpit, cockpit ground, can you please remove the ground power diyor arkadaşlar, tamam mı? Artık sana ihtiyacım yok. Niye? Buna ben para diyorum çünkü, tamam mı? Sana para demek istemiyorum. İhtiyacım yok. APU'yu çalıştırmışım zaten. Yakıtını yapıyordum. Peki. Şimdi dostlar tabii burada bizim yapacağımız şeylerden bir tanesi şu. APU bile de 10 yapacağız. Yani içeride yolcular var. Hava çok sıcak olabilir değil mi? Kabini bir havalandıracağız. Bir şeyler yapacağız yani. Bunu her türlü ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için arkadaşlar APU'yu burada 10 yapmamız lazım. Ama APU'yu arkadaşlar 10 yaparken şurada elektrik verdikten sonra bakın 10 bas yaptık ya, APU'yu 10 bas yaptık bir önce. Ne demek 10 bas yapmak? APU'nun elektriğini kullanmak. APU'yu 10 bas yaptıktan arkadaşlar 2 dakika sonra bleed eğrimi kullanabiliyoruz. 2 dakika bekleyeceğiz. Bu F10'da yazar. 2 dakika sonra arkadaşlar çat bunda 10 yapabilirsiniz. Bakın duct pressure arttı. Tamam. Çünkü artık APU'nun bleed'i içeri verildi. Tamam. Arkadaşlar APU'yu da çalıştırmış olduk. Yani artık hem bir air source olarak hem de bir elektrik kaynağı olarak arkadaşlar. Bakınız gördüğünüz gibi artık APU'yu devreye almış oldu. Tamam. Bu videoda arkadaşlar bu kadar. Kısa olsun istiyorum. Uzun olmasını istiyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Daha fazlasını bilen lütfen eklesin. Eminim yani 15 yıldır, 20 yıldır, 40 yıldır hatta uçan çok ciddi tecrübelere sahip olan, bir sürü badire atlatan, bu uçağın işte Jurassic klasiklerini gören kaptanlarımız vardır. Her türlü yorumlarını, ek bilgilerini bekliyoruz. Bizler de aydınlanalım. Her zaman söylediğim bir sözdür. Bildiğimin alimiysen, bilmediğimin de talibiyim. Anlatın, öğrenin. Hep beraber paylaşalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.